Merhaba 3X. Valheim'a Eylül ayında bir yeni bir patch geldi. Heart and Home diye. Bu patch'in içinde neler gelebileceğine dair bir video çekmiştim birkaç ay önce. Onu da sağ üst köşeye koyarım. İzlemek isterseniz. Şimdi bu yeni gelen patch'te dikkatimi çeken iki tane item oldu. O itemları bir göstereceğim size. Sıfırdan oynamaya başlamıştık yeni patch'i değerlendirelim diye Mete ile ama ya gelişmek biraz zaman alacağı için başa döndük. Başa döndük derken pardon. Eski save'imizden devam ediyoruz. Eski yaptığımız save'den. Bunu da böyle bir seri olarak rehber videoları falan çekmiştim. Allah'tan cloud'a save oluyormuş. Her şey hiçbir şey kaybetmiyorsun. Şimdi ilk gelen item silme özelliği veren obliterator diye bir şey var. Yeni bir craft yeri var. Onu göstereceğim öncelikle. Şuradan plains'e bir geçeyim. Bunu trader var ya haritada gizli trader. O gizli trader'dan aldığınız bir itemla Thunderstone denilen bir Thunderstone nanesiyle bir eşya yapılıyor. Hatta şöyle oraya gideyim. Portalden geçip şu portalin bir yenilenmesini bekleyeyim. Mete sonra Plains yazar mısın ya? Bu bizim Plains'deki şeye teleportera geri gelmem için. Hızlı seyahat için işte teleporterlar koyduk ve işte şey yapıyoruz. İsimlerini değiştire değiştire hatta yedekli teleporterlar yapıp hızlı hızlı gidip geliyoruz. Hemen Trader'a geliyorsunuz. Bu yeni eklenen Thunderstone'dan bir tane alıyorsunuz. Ben aldım. Item'ı da yaptım. O yüzden sadece şey ettiri vereceğim. Şuradan dükkanı Plains yapacağım ama bunu Plains'e değiştirirsem bir daha bok geliriz buraya. Hayırlısı olsun. Neyse video için yapalım. Plains yaptın mı diğerini Mete? Yaptım. Bir de dükkan yapsan abi. Öyle. Büyük dükkan yazsana. Çünkü Plains bir tane daha var şeyde. Ana base'de. Haritada bayağı açıp bir sürü şey. Yani bitirmiştik hikayeyi. Aynı map'ten devam ediyoruz. Eğlenceli. Neyse. Dükkandan alabildiğinizi gördünüz şimdi şeyi. Yaptın mı? Evet. Dükkan yaptım. Tamam süper. Şimdi ben hemen Plains tarafına gideceğim. Ve Obliterator nasıl çalışıyor onu göstereceğim. Bu oyunda hala yere attığınız itemler silinmiyor. Bu da işte rahatsızlık verici bir şey yapıyor. Bunu yönetmek için işte ne yapmıştık biz? Kod falan yazıp siliyorduk şeyleri. Admin command'leriyle ya da bir çukur kazıp çukurun içine dolduruyorduk her şeyi ama o çok işe yarayan bir şey değil. Mesela şimdi ben gereksiz itemlarımı doldurdum. Bu obliterator'ın içine E'ye basarak gördüğünüz gibi daha sonra yapacağım şeylerden biri şuradaki kolu çekmek. Ve Thor bize yardım edecek. İçine koyduğumuz adakları kabul ediyor. Allah'ım sen affet. Yukarıdan bir lightning indiriyor, bir şimşek indiriyor ve içini açıyoruz. Koyduğumuz itemlar kömüre dönüşmüş. Böylece sağdan soldan saçma sapan topladığınız şeyleri bunun içine basabiliyorsunuz. Birkaç deneme yaptım. Mesela hoşuna gitmeyecek şeyler koyduğumda ya da boş gönderdiğinde ne yapıyor diye sinirleniyor Thor. Kömürden başka bir şey veriyor mu onu bilmiyorum. Hiç şey yapamadım. Kömür dışında bir hediye alamadım. Şimdi mesela 11 kömür koyduk bakalım ne yapacak. Yine Thor sana bir hediye verdi dedi. 11 kömürümüzü 1'e dönüştürmüş. Harika canım benim. Çok çok faydalı bir şey yaptı bize. Evet asıl ikinci önemli şey ise Lox'lar artık çoğalabiliyor. Daha önceden Lox tamelenebiliyordu oyunda ama tamelediğiniz Lox'lar çoğalamıyordu, çiftleşemiyordu. Bu da pek bir işe yaramıyordu. Lox tamelemek çok dertli bir iş. Çünkü taşları maçları çok rahat kırıyorlar. Bakın bunun tame'i %79'da. Birazcık beklememiz gerekecek. Lox tamelemek için bu arada neye ihtiyacınız var arkadaşlar? Cloudberry'leri. Cloudberry zaten Lox'lar Plains biyomunda. Ve Cloudberry toplayarak tık tık tık. Lox'ları da şöyle bir taş duvarların içine hapsederek Lox tamelebiliyorsunuz. Biz bunu yarım saattir falan tamelemeye çalışıyoruz. Hala %79'da. Videoyu tamelenmiş haliyle devam edeceğim birazdan. Şey bir de taş duvarlar Lox'ları yine tutamıyor bu arada. Çok yanında durursanız vura vura kırıyorlar taş duvarları. O yüzden tamleyip etrafı biraz tamir edip uzaklaşmanız gerekiyor ki agroları geçsin. Onun dışında yeni gelen yemekler var. Yeni gelen yemekler ve silahlar falan var. Bir tanesi sırtımda. Ama yani nasıl yapılacağını falan bunu anlatmama gerek yok. Sadece görüntüsü çok güzel sırtımda. O yüzden tutuyorum. Hoşuma gidiyor tipi. Yeni bir zırh gelmedi bildiğim kadarıyla. Neyse biz Lox Tame ile devam edelim. Evet gündüz olsun diye bekledim ama bir türlü gündüz olmadı oyunda ama ben de videoyu çekip bitirmek istiyorum. Şimdi
Oyuna yeni eklenen Log Saddle diye bir item var. Bu Log Saddle kardeşimiz. Bizim Working Bench neden bir yıldız ya? Biz buraya bir sürü item koymuştuk. Allah Allah. Neyse, 10 tane leather scrap, 20 tane linen thread ve 15 tane black metal istiyor. Logs tamelendikten sonra onu yapıp inventory'nize şöyle sürükledikten sonra o tuşa basarak logs'un üstüne saddle'ı takabiliyorsunuz eğri. Biz şu an tameledik. Adı Boncuk. Ama şöyle söyleyeyim, hayatta tutması birazcık zor bir hayvan. Kontrolleri de birazcık zor. Etraftan her şey saldırıyor. Şu an o yüzden canı az mesela. Şöyle saddle'a doğru bakarak E'ye bastığımda use diyorum ve artık Lox'un üstüne binebiliyorum. Bu arada hafif de sabah olmaya başlamış. Çok güzel değil mi ya? Oyuna yeni bir skill eklendi bir de. Riding skill'i bir dakika. Neredeydi skill'ler? Heh. Şurada riding skill'i var. Ben birazcık sürdüm. Level 6 oldu hemen. Ne kadar yüksek riding skill'iniz olursa hayvan o kadar hızlı oluyor ve o kadar az stamina yiyor. Başlangıçta 1000 canı var. Et de 1000 can kalıyordur muhtemelen. Bir de 200 staminası var. Böyle shift'e basarak hızlı gidebiliyorsunuz. Hatta şöyle bıraktığınızda ellerinizi de S'ye basıp durdurana kadar gitmeye devam ediyor. Normal şeyde W'da bu hızla gidiyor. Shift'e basınca hızlanıyor. Siz üstündeyken savaşamıyorsunuz ama mesela sol klik yaptığınızda kalkıp vuruyor. Ya da zıpladığınızda üstünüze zıplıyor. Şu an yani sadece kullanım alanı böyle uzun yere seyahat edecekseniz kendi staminanızı yemek yerine Lox'la gidebilirsiniz. Bir şey daha var. Dediğim gibi savaşmıyor ama siz Lox'un üstüne inerseniz bir şeyleri öldürüyor. Tabii ben şu an bir şeyleri öldürme riskine girmeyeceğim. Çünkü az önce 2-3 tane goblin saldırdı. Onları kestirdim. Çok az canı kaldı. Şimdi tek vuruşa ölebilir. Bir tane daha temlemeye çalışıyorduk. %30'larda kaldı. İkimiz beraber binecektik onu ama ya temlemesi çok meşakkatli. Gerçekten çok uzun süre beklemen gerekiyor şey temlerken. Ama Lox'ların böyle eklenmesi, işte tamelediğim petlerin adının değiştirilmesi oldukça güzel bir enstantane olmuş oyun adına. Biraz daha bu arka benzetilip biraz daha geliştirilirse gerçekten çok güzel bir survival oyuna döner. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.